Bu dersteki konumuz zaman ölçü birimleri arasındaki ilişkiler. Öncelikle hemen bir günün kaç saat olduğunu söyleyelim. Bir gün gece 00'da başlayıp ertesi gün yine gece 00 saate olana kadar tam 24 saat geçiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 işte dijital saatle gösterelim. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 ve gece 00 yani 24. Bir gün 24 saattir. Bir saatin kaç dakika olduğunu şey yapalım. Gösterelim şimdi. Bir saat. Devam ediyorum. 1 dakika, 2, 3 hızlı bir şekilde 59, 60 oluyor. Yani 0, 0, 59, 60. Tam 1 saat. 1 saatte 60 dakikadır. 1 dakikanın kaç saniye olduğunu buradan şöyle burası sıfırladığında beraber sayalım. İşte şu an saniyeler devam ediyor. İşte 3'ü 13 geçiyor. Şimdi bu 14 olacak. Bu 14 olduğunda beraber sayalım. 1 dakikanın kaç saniye olduğunu. Evet. 1 saniye geçti şu an. 2 saniye. Evet. İşte burası tam 60 olduğunda yani 60 saniye olduğunda 1 dakika geçmiş oluyor. Evet. 1 dakika 60 saniye. Evet. 1 dakika 60 saniye. Evet, 3'ü 15 geçiyor artık. Devam ediyoruz. Yine zaman ölçü birimleri arasındaki ilişkilere bir yılın kaç gün olduğunu söyleyeceğim şimdi. İşte Ocak 2020 1 Aralık 1 Ocak Çarşamba başlamış birinden başlayıp 31 gün Ocak 29 gün Şubat bu şekilde. Bu arada Şubat 4 yılda bir 29 oluyor. 3 yıl 28, 4. 4. yıl 29 oluyor. Mart 31 gün. Nisan 30 gün. Mayıs 31. Haziran 30. Temmuz 31. Ağustos 31. Eylül 30, Ekim 31, Kasım 30, Aralık 31. Bütün bunları topladığımızda 365 çıkıyor. Fakat sadece 4 yılda bir 366 yani Şubat bir gün fazla olduğu için 4 yılda bir 366. Yani o zaman 1 yıl 365 gündür. Bu şekilde söylüyoruz. Bir hafta bir haftanın 7 gün olduğunu şuradan yani pazartesiden itibaren sayalım. İşte 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Nisan'daki şu ikinci hafta 7 gün. Buradaki Mart'tan 2 gün kalmış. İşte 30'u, 31'i, 1'i, 2'si, 3'ü, 4'ü, 5'i. Bir hafta 7 gün.
İşte pazartesiden başlıyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar şeklinde bir haftada 7 gün, 1 yıl 52 hafta. Bunu bir şöyle bulabiliriz. İşte 7, bir hafta 7 gün olduğu için 7'şer 7'şer 365'e kadar saydığımızda 52 kez sayarız ya da 365'i 365'i 7'ye bölerek 1 yılın kaç hafta olduğunu bulabiliriz ya da sayarak da bulabiliriz işte buradaki haftaları takvim üzerinden masa takvim özellikle masa takvimlerinden ya da duvardaki takvimden de sayılabilir. Sayarak bir yılda 52 hafta olduğunu bulabiliriz.